Binance borsasından yine bir ayrılık haberi üzerine konuşacağız. Genel olarak da bu durumdan bahsedeceğiz. Aşağıya doğru bakınız, devam eden şu şekilde bir haber mevcut. Bitcoin borsası Binance'ta bir yönetici daha istifa etti. Peki gerekçesi ne? Biliyorsunuz en son Patrick Hillman ayrılırken adam tutup da şey demedi ya, artık Binance borsasında olacak bir şey yok. Sıkıntılı bir yer burası. Ben de uğraşmak istemiyorum. Dolayısıyla gittim, yani şu anda istifa ediyorum tarzında bir açıklama yapmak yerine karım hamile, ben de bu saatten sonra daha çok evde vakit geçirmek istiyorum gibi biraz daha enteresan diyebileceğimiz kendisinin açıklamaları bulunmuştu. Yani daha çok bu tarz bir açıklama yaptı diyebiliriz. Dediğim gibi biraz enteresandı. Fakat buradaki ayrılıkların ana sebebi ve genel gerekçesinin de ne olduğunu anlayabilmeniz sizin de çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü genele şöyle bir baktığımız zaman sıkıntı içerisinde bulunan bir Binance borsası var bizim karşımızda. Bu da yapmış oldukları hatalardan dolayı şu anda regülatörlerin kıskacına girmiş oldukları durumundan geçmektedir. İşte bu da dediğim gibi yani sıkıntılı bir durum. İkincisi, borsa sürekli küçülmeye gidiyor. Yani sürekli küçülen bir borsa hali görüyoruz biz. Bu da hiç hoş bir durum değil. Vesaire vesaire. İşte bundan kaynaklı olarak da yöneticileri ayrılıklarını gerçekleştiriyorlar. Tamam mı? Binance Asya Pasifik'in başkanı Leon Fong konuya aşina kaynaklardan da doğruladığı gibi dünyanın en büyük kripto para borsasındaki görevinden ayrılıyor. Evet. Geçtiğimiz aylar diyor baş strateji sorumlusu Patrick Hillman ve baş hukuk müşaviri Hong Ng de dahil olmak üzere birçok kilit yöneticinin ayrılışına tanık oldu. Her zaman hem pozisyon itibariyle mesela hem yatırım yapılacak olan yer, yani yatırım yapılacak olan yer, aynı zamanda çalışılacak olan yerde tabii ki bu şekilde olması daha mantıklı olacaktır. Daha alakalı ve kişinin de yapabileceği doğru bir yatırım olacaktır. O da tabii ki şudur. Tamam mı? Bak söylüyorum. Yükselecek bir taraf. Yani yükselecek bir yerde olmanız lazım. Yükselmiş bir yerde mi? Yükselmiş bir yerde değil. Yükselecek bir yerde dediğim gibi. Tamam mı? Daha çok yönü yukarı olan bir yerde. Belli bir noktada nerede olduğu fark etmez. Bir varlığın, bir yerin yönü stabilse, artık yataysa veya aşağıysa ne tarafta olduğunun hiçbir farkı olmayacaktır o saatten sonra. Bilmem anlatabildim mi? Binance artık yönü aşağı olan bir borsadır. Yani küçülmeye doğru olan bir borsa olduğu için bu noktada tercih edilmiyor artık. İçerideki yatırımcılar da hem müşterileri de hem de kullanıcıları, aynı şekilde çalışanları da ayrılmayı tercih ettiklerini görüyoruz. Bu da tabii ki borsaya düzenli bir sıkıntı ortamından başka bir şey getirmiyor dediğim gibi. Binance şu anda yabancı ülkelerde yasal sorunlarla karşı karşıya. Fransız yetkililer dijital varlıklara yasa dışı hizmet sağladığı ve belki de kara para akladığı iddiasıyla borsayı araştırıyor. Yani sadece Fransa değil ki, adamlar Birleşik Krallık'ta yok artık. Birleşik Krallık'tan çekildiler. Daha doğrusu işte atılma noktasına geldi mi diyeyim artık. Ne diyeyim bilmiyorum. Böyle bir durum var maalesef. Daha da önemlisi, yani Birleşik Krallık sadece tek değil bu noktada. Keşke tek olsa. Avustralya bunun içerisinde. Aynı şekilde mesela Kıbrıs'tan da ayrıldılar. Tabii Kıbrıs onlar için çok önemli değil. Sadece Kıbrıs da değil. Yani adamların olduğu bir yer kalmadı. Olduğu bir yer kalmadı yani. İşte bütün sıkıntılar da buradan karşımıza çıkıyor diyebilirim maalesef. Binance borsasının etrafında artan negatif duyguların ardından bugün borsadaki şok bir istifa haberi endişeleri daha da artırdı. Binance borsasındaki yetkiliden şaşırtan istifa diyor.
Binance Asya Pasifik'in başkanı Leon Fong, konuya aşina kaynakların da doğruladığı gibi dünyanın en büyük kripto para borsasındaki görevinden ayrılıyor. Fong, Binance'ın Güney Kore, Tayland ve Japonya gibi pazarlara yayılmasında önemli bir rol oynadı. İstifası resmi olarak açıklanmasa da içeriden gelen bilgiler onun ayrıldığını belirtti. Peki, Fong'un kararı Binance'ın artan düzenleyici incelemeler ve çeşitli ihlal iddiaları nedeniyle artan zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi. Geçtiğimiz aylar baş strateji sorumlusu Patrick Hillman ve baş hukuk müşaviri Hong Ji de dahil olmak üzere birçok kilit yöneticinin ayrılışına tanık oldu. Evet, yani zaten Patrick Hillman biliyorsunuz CZ'den sonraki ikinci adam olarak geçiyordu Binance'da. Şunu da bir yandan Bitcoin'e alalım. Binance'ın ABD ve Avrupa'daki operasyonlarını etkileyen düzenleyici eylemlerle birlikte Asya Pasifik bölgesi ve Orta Doğu borsanın büyüme stratejisinin odak noktaları haline geldi. Doğru. Ancak Binance'ın küresel kripto alım satımındaki hakimiyeti düzenleyici kaygılar ve belirli bankacılık ortaklıklarının kaybı nedeniyle azaldı ve bazı yatırımcıların alternatif borsalara yönelmesine yol açtı. Bu da doğru. Binance muhtemelen zaten dedim ya dünya genelinde yani globaldeki en büyük kripto para borsası unvanını yakın zamanda kaybedecek. ABD CFTC borsanın ve kurucusu CZ'nin türev yasalarını ihlal ettiğini ve yetersiz uyumluluk prosedürleri uyguladığını iddia ederek Mart ayında Binance'a karşı bir şikayette bulundu. Bu suçlamalar davayı beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratan olarak nitelendiren Binance tarafından reddedildi. Adamlar haklı bu arada. Ardından SEC Haziran ayında Binance ve Zar'a karşı bir dava açarak aynı şekilde Patrick Hillman'a da dava açtılar bu arada. Şirketi kayıtsız borsalar işleterek ticari kontrolleri yanlış beyan ederek ve kayıtsız menkul kıymetlerin satışına dahil olarak yatırımcı koruma düzenlemelerini ihlal etmekle suçladı. Dediğim gibi Binance'ın zaten gittiği yer pek hayırlı bir yer değil. Yani Binance şu anda küçülmeye doğru ilerliyor maalesef. Bu şartlar altında da borsanın hali hazırdaki enstrümanları ve borsanın birebir de uyumlu halde karşımıza getirdiği tokenlar, coinler vesaire de fiyat anlamındaki bir küçülmeye doğru gidiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.